Evet. Peki, hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle zaman ayırıp toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz hepiniz. Şimdi komisyonumuzun çalışmalarını ve amacını anlatmaya başlamadan önce izninizle biz kendimizi bir tanıtalım sizlere. Ben Berna İldoğan, işletme 1989 mezunuyum. 27 yıllık bir bankacılık deneyiminden sonra bu kadar stres yeter deyip emekli oldum. Ve o tarihten beri de dernekte çeşitli çalışmalara katkı sunmaya çalışıyorum. Kasım 2021'den beri de Yurtdışı Eğitim, Yaşam ve Destek Komisyonumuzun başkanlığını yürütüyorum. Şimdi diğer komisyon üyelerimizden de ben kısaca kendini tanıtmanı rica edeyim. Önce Ece'ye ben söz vereyim. Merhabalar hepinize. Ece Çakar ben de. Yönetim kurulunda başkan yardımcısıyım şu anda dernekte. Komisyonunda yönetim kurulu sorumlusu olarak görev alıyorum komisyonda da. Sosyoloji mezunuyum 2019. Şimdi de halihazırda bitirmek üzereyim. UPL'de de yüksek lisans yapıyorum. Tez dönemindeyim, sonundayım artık. Aynı zamanda Dünya Bankası'nda danışman olarak çalışıyorum. Işıl Hocam. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Işıl Haberal, Metalürji Mühendisliği 87 mezunuyum. Uzun zamandır derneğe üye olduktan çok kısa bir süre sonra da itibaren sürekli derneğin bir köşesinde muhakkak yer aldım. Şimdi de bu komisyonda çalışıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Gül Hocam. İyi akşamlar. İnşaat 84 mezunuyum. 98 işletme master'ı yaptım. Yaklaşık 35 sene sektörde çalıştıktan sonra 2019'da emekli oldum. 2021'de kurulduğundan beri de Berna Hoca, Işıl Hoca ve diğer yönetim kurulu komisyon üyesi arkadaşlarla birlikte Yurtdışı Eğitim Yaşam Destek Komisyonu'nda görev alıyorum. Teşekkürler. İsmail Hocam. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. İsmail Hakkı Ateş, 95 elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Ben de bu komisyonun kurucularındanım Berna Hocam'la ve tüm arkadaşlarımla beraber. Mezun olduğumdan beri dernek üyesiyim. Ben de bir dönem yurt dışında yaşadım. Buradaki yapmaya çalıştığımız sorunları yaşayan insanlardan biri de bendim. O yüzden büyük bir motivasyonla bu komisyonu kurduk ve çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şebnem Hocam, konuşabilecek misiniz? Sesini açman gerekiyor önce. Şebnem Hocam epey rahatsız. Ses kapalı. Şebnemciğim sesin kapalı. Biliyorum da açamadım dedi şu anda. Ha, Pardon. öyle mi? İyi okudun. Ben okuyamıyorum. Telefonu aldım. Bayağı bir rahatsızım da dünden beri. Çok özür diliyorum. Katılmak için hani bekliyordum zaten. 97'de biyoloji mezunuyum. Komisyonun ilk günden beri arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Rixos Otelleri merkezdeyim. Ben de İstanbul'dayım. Öğrencilik yıllarımda üniversitede de hani dönüşüm öğrencisi olarak okudum ben de yurt dışında. Çocukların yaşadıkları sorunları hepimiz bildiğimiz için de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Artan katılımla daha büyük desteklere inşallah vesile olacağız. Teşekkürler. Şimdi izninizle ben kısaca amacımızdan ve çalışmalarımızdan bahsedeyim. Daha sonra diğer komisyon üyesi arkadaşlarım da kendi fikirlerini ve düşüncelerini tabii ilave edecekler. Daha sonra sizleri dinlemek istiyoruz değerlendirmeleriniz ve önerileriniz için. Bizler yurt dışına eğitim, iş ya da yaşamak için gidecek öğrenci ve mezunlarımızın karşılaşabilecekleri zorluklara bir destek oluşturabilmek, çözüm oluşturabilmek için bir araya geldik. Tabii bundan da nasıl yola çıktık? Kendi yakın çevremizde, kendi çocuklarımızın yaşadığı sorunlardan yola çıktık aslında. İlk aşamada yurt dışında yaşayan mezunlarımıza ulaşarak bir network oluşturmayı amaçladık. Bu çerçevede ulaşabildiğimiz mezunlardan bir network kurduk. 27 ülkeden 247 mezunumuz var şu anda gönüllü kapsamında. Onlara bir form gönderdik. Bu formda hangi ülkede, hangi şehirde yaşadıkları, hangi sektörde faaliyet gösterdikleri ve hangi konularda destek olabileceklerini sorduk. Tabii burada desteğin sınırlarını da biz belirledik sorarken.
Ben kısaca onlardan hemen bahsedeyim çok hızlı bir şekilde. Üniversiteler hakkında bilgi, başvuru koşulları, prosedürler, burs hakkında bilgi ve yönlendirme, yurtlarla ilgili yine bilgi yönlendirme, kalacak yerle ilgili destek, iş staj konusunda sektörle ilgili bilgi, yine bu konularda destek, yaşam koşulları hakkında bilgi gibi konular destekler. Bizim kapsamımız, görev alanımız içinde. Diğer taraftan benzer formatta bir formu öğrencilere gönderdik. Ulaşabildiğimiz öğrencilere tabii. Onlardan da nereye, ne zaman, niçin gideceklerini ve hangi konularda desteğe ihtiyaçları olduklarını sorduk. Gelen talepler yaklaşık 138 tane oldu. Bunlar arasında uygun ihtiyaçları, uygun destekleri belirleyerek belli kriterler çerçevesini eşleştirdik. Yani mail gönderdik gönüllerimize. Şu öğrencimizin şu konuda bir desteğe ihtiyacı var diye. Bunun sonucunda yaklaşık 60 tane uygun eşleştirme yapabildik. Neden 138 tane talep için 60 tane eşleştirme yaptık? Çünkü gelen taleplerden bazıları bizim görev alanımız dışında kaldı. Bazıları maddi destek, garantörlük, uçak bileti gibi destek belirttiler. Tabii bunları eşleştirmemiz mümkün olmadı. Ya da gelen taleplere uygun ülkelerde bizim gönüllümüz yoktu. Bazen çok genel talepler geldi. Henüz herhangi bir karar yoktu ortada. Ülke belli değildi. Neden ve ne zaman gidecekleri belli değildi gibi sorunlar nedeniyle 60 tane uygun eşleştirme yaptık. Ve bunlarla iletişim hala sürüyor diye düşünüyoruz. Çok fazla feedback alamadık. Bu sorunlarımızdan bir tanesi. Diğer taraftan bu gönüllülerle, katılanlarla tabii ki ülke toplantıları yaptık. Aralarından bizimle daha yakın çalışmak isteyen, kendi ülkelerindeki mezunların temsilcisi olmayı kabul edenlerle WhatsApp grupları kurduk. Daha çok mezunların bulunduğu ülkelerle söyleşiler yaptık, ülke bazında söyleşiler yaptık. Bunların ana başlıkları eğitim, iş ve yaşamdı. Bu söyleşilerin kayıtları zaten dernek sayfasında komisyon konumuza ayrılan kısımda yer alıyor. Bu dönemde bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ancak biraz daha detaylandırmak, biraz daha spesifik alanlarda çalışma yapmak istiyoruz. Tabii üç tane temel sorunumuz var. Bunlardan arkadaşlarımla bahsedecektir. Bir tanesi daha çok gönüllüye ulaşmamız lazım. Daha çok ülkedeki daha çok mezuna ulaşabilmemiz lazım. Bunun için de desteğe ihtiyacımız var. Çünkü biraz kendi çabalarımızla biz ulaşmaya çalıştık. İkincisi, gönüllüler arasında çok fazla akademisyen yok. Yani yüksek lisans ya da doktora yapan öğrenci var ama üniversitelerde hocalık yapanlara çok fazla ulaşamadık. Bu konuda bir çalışma planlıyoruz. Üçüncü sorunumuz da daha fazla sayıda öğrenciye ulaşmamız lazım. Daha çok bu desteği arttırabilmemiz, daha çok sayıda öğrenci iletebilmemiz lazım. Bunun için de yine bir çalışma olacak. Bunlarla ilgili henüz şu anda değerlendirme ve planlama aşamasındayız. Kısaca çalışmalarımız bu şekilde. Şimdi ben diğer komisyon üyesi arkadaşlarımı söz vereyim. Onlar da görüşlerini dile getirsinler. Sonra da sizi dinleyelim. Var mı arkadaşlar sizlere ileteceği bir şey? Hani için bence yok. Sen çok güzel özetledin aslında Berna'cığım. Hani ekleyecek bir şey olursa konuşmalar devam ettiğinde bir soru, bir bilinmezlik, açılmazlık kalırsa o zaman konuşuruz. Peki, şimdi tabii bizim ilk aşamada amacımız komisyonumuzu tanıtmak ve komisyonumuza aslında katkı sağlayabilecek mezunlarımızı ortak çalışmalar yürütebilmek. Bu anlamda sizlerin önerisi, değerlendirmesi olur mu? Bizim çalışmalarımızla ilgili daha detaylı sorularınız var mı? Sizleri dinleyelim. Özür dilerim. Bir de katılan arkadaşları tanıyabilir miyiz Berna Hocam? Herkes, hani biz Tabii kendimizi onu atladım. Aslında tanıtırken. çok iyi olur. Hatta evet sizleri görebilirsek de çok iyi olur. Sıradan söz versem olur mu acaba? Uygun mu sizler için? Ayşekin Hocam sizden başlayalım mı? Buyurun. Ben Ayşe Gülporoy. Ben Orta Doğu 89 biyolojiyi bitirdikten sonra gittim bir de güzel sanatları okudum. Biyoloji çok açmadı beni. Üstüne işte Belçika Kraliyet Sanat Okulu'nu bitirdim. Master doktora Hacettepe, doçent oldum.
Güzel sanatlarda hocalık yaptım. ODTÜ'de de en son dönem 2015'te güzel sanatlarda görev aldım. Daha sonra emekli oldum. 3 uluslararası ödülüm, 40 sergim, müzecilik üzerine kitaplarım, makalelerim. Hem müzecilik üzerine çalışıyorum çünkü bu konu çok önemli. Artık ileride okullar belki de müzelerle birleşecek çünkü özellikle Hollanda'daki müzecilik akımının Türkiye'den idrak edilmesi için çok çalışıyoruz. Güzel sanatlar ve müzecilik dönüşüyor artık. Çok başka bir noktaya gidiyor. Artık çocuklar 2 yaşından itibaren kreş, anaokulu değil müzelerde eğitilmeye başlandı. Çok farklı bir dünyaya doğru gidiliyor fakat bizim bunlardan çok asabiğimiz var. Biz de elimizden geldiği kadar bunları anlatmaya çalışıyoruz. Valla biz de işte birkaç sene burada kaldığımız için ve süreler hiç belli olmadığı için ben de hemen Mezunlar Derneği'nde bir görev alayım dedim. Sinema kulübü başkanıyım ben de. Güzel etkinlikler yapıyoruz ve yarın ve öbür gün bekliyoruz hepinize. Bize destek olun. Veda filmi ve işte Zübeyde filminin yapımcıları falan. Güzel bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Şimdi yani soracak çok soru var. Başlık çok güzel. Çok güzel bir konuda bir araya gelmişsiniz. Ben de inşallah katkıda bulunurum. Belçika'da mesela Brüksel'de 11 sene kaldığımızda benim gözlemlediğim herkes o kadar kaybolmuş vaziyette Brüksel'e geliyor ki herkes kendini bir yurda nasıl atacağını bilemiyor. Sonra nasıl mezun olacağını bilemiyor. Yani bu daha bilinçli yapılabilir. Bilgi daha güzel aktarılabilir. Şu anda Brüksel mesela Avrupa Birliği'nin merkezi başkenti olarak kabul ediliyor. Bence bu kadar önemli gençlerimizi bu kadar etkileyen bir konudaki çalışmada bana sorarsanız Brüksel gibi bir yerde bizim bir büromuz olmalı. Mezunlar Derneği var orada. Orada bir sürü arkadaşım da var ama aktif bir büro olmalı. Bu tip çalışmalar artık bu tip açılımlar yapmaya başladı. STK'lar falan bunun gibi çalışanlar küçük bürolar açıyor artık bazı başkentlerde. Sadece Brüksel'deki bir gençlerin yine bunu yürüteceği bir ortam o kadar etkiyi arttırabilir ki insanlar en azından somut olarak gördükleri çalışmakta devam eden bir ortamı gördükleri zaman bunu daha güvenlikli birbirlerine aktarabilirler. Etkisi daha büyük olur diye düşünüyorum yani. Valla başka 3 gün Hocam büro konuşabilirim. deyince Hocalığın verdiği bir şey. Siz de sözümü kesmediniz. Ayşegül Hocam Şimdilik bu kadar. pardon, büro deyince Yok ne bürosu güzel. yani Mezunları Derneği'nin bir bürosu mu yoksa komisyon çalışmalarının da ilgili bir büro mu yoksa Yani onu üniversitedeki mezunlarının bir bürosu mu? o bence tartışılarak yapılabilir. ODTÜ Yok, Mezunlar siz neyi demek Derneği'nin istemiştiniz? Ben onu merak ettim. ben sizin bu konunuzla ilgili bir arkadaşın o büroda yer almasından bahsediyorum ama büyük başlık olarak Mezunlar Derneği'nin bürosu olur. Bu konu başlığında da aktif çalışan bir genç arkadaşımız orada olabilir. Öğrenci arkadaşları sıkça ziyaret eder, onlarla iletişim halinde olur. Çünkü orada ilk 200'de olan ULB Üniversitesi var mesela. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile bağlantılarını oğlum kanalıyla biz bunları araştırdık. Çok zayıf bir ilişki var mesela. Bunların da arttırılması lazım bence. Fakat bu sene mesela ULB'ye giden öğrenci sayısı daha fazla oldu. Hani gitgide artıyor tabii. Ülke koşullarıyla da ilgili. Şimdi oraya gittiğiniz zaman Brüksel'deki öğrenci ortamına baktığınız zaman bir takım gruplar var. O grupların birbiriyle olan ilişkileri, bu grupların neye hizmet ettiği,
Mesela Brüksel'de çok fazla Türk var. Hani 100 bin tane galiba, değil mi? 100 bin tane Türk var. Dolayısıyla oradaki gençleri Avrupa'ya giden, mesela ben bu ayak için bahsediyorum. Orada Avrupa Birliği'nin çok olanağı olduğu için oraya tutunup kalmaya çalışıyorlar. Fakat aralarındaki bilgi aktarımı çok zayıf. Bunun koordinasyonu ile ilgili bir bürodan bahsettim ben. Yoksa küçük küçük bir sürü çalışma var. Ama genel koordinasyon, bilginin aktarımı, nerede şu anda kim var, nerede işte staj açıldı. Hani bunun çok yoğun birbiriyle bilgi aktarımının bir de çok güncel olması gerekiyor. Çok kısa süreli açılıyor mesela staj bilgileri, o kadar kısa süreli açılıyor ki onu havada kapmanız gerekiyor. Bununla ilgili mesela Avrupa Birliği'nin son zamanlarda çok farklı bir yaklaşımı var. Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerdeki okullarla ortak çalışıyorlar ve büyük staj olanaklarını bu ülkedeki gençler kapmaya başladı. Polonya, Romanya, Bulgaristan. Bizim Avrupa'da gençlerimizin staj ve iş olanağı yakalayabilmesi için veya okuyabilmesi için bizim oraya şeklen ve büro olarak ve fiilen oralarda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel bir fikir. Şimdi ben hemen çok kısa araya gireyim, sonra Umut Hocama söz vereceğim. İlk önce şunu sorayım, ODTÜ Mezunları Derneği var mı gerçekten Belçika'da? Ondan bizim haberimiz yok. Var var. Böyle çok. Orada ODTÜ'lü çok arkadaşımız var ve ODTÜ için ara sıra toplanılıyor. Ama Dernek. derneğin bağlantı kısmını bilmiyorum He, yani. anladım, anladım. ODTÜ'lüler olarak büyük bir Ha, grup var grup orada. var. Anladım. Şimdi. Zaten bizim WhatsApp grubumuz, Belçika için bir WhatsApp grubumuz var. Gönüllerimiz de var ama biraz zayıfız Belçika konusunda. Bu konuda sizden destek almamız gerekecek. Tam da sizin dediğiniz konular için bu WhatsApp gruplarını kurduk zaten. Yani iletişimi sağlamak, duyurularımızı iletmek ve öğrenciler arasında, oradaki mezunlar arasında koordinasyonu sağlamak için. İşte bunları geliştirmek istiyoruz. Çok değerli fikirleriniz. Tekrar size döneceğiz. Çok teşekkürler. Ben Umut teşekkür Hocam, ederim. Umut Hocam sizi tanıyalım. Sesiniz kısık herhalde. Hocam pardon, bana mı söz verdiniz? Evet, size Hocam Umut Hocam. kusura Ben bakmayın. ekranda gördüğüm sırayla söylüyorum. Buyurun. Tamamdır. Merhabalar herkese öncelikle. ODTÜ 2022 Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunuyum. 6 aydır şu anda Fransa Toulouse'da yaşıyorum. İş dolayısıyla gittim. Öncesinde Ankara'da Tayide çalışıyordum. Fransa'dan bir iş teklifi geldi ve bu sebeple gittim. Açıkçası Fransızca diline zaten hakim olduğum için şehre adaptasyonum oldukça kolay oldu. Ancak hani buradaki benim arkadaşlarımın tamamı yabancı ve hani Türk, özel olarak Türklerle değil ama özellikle ODTÜ mezunlarıyla hani burada hiçbir iletişimim yok ve Toulouse'da özellikle çok fazla ODTÜ mezunu olduğuna eminim. Burası Fransa'da bir sanayi şehri olduğu için. Bir yandan da master'da bakıyorum açıkçası kendime Fransa'da. Hani o anlamda hem yardımım dokunabilir hem de birçok mezun arkadaşlarımızdan benim gibi yardım alabilirim gibi düşündüğüm için katılmak istedim bugünkü şeye. Çok Toplantıya. teşekkürler. Çok teşekkürler. Hemen bu aşamada biz hem gönüllü hem de talep için formlarımızı paylaşabilir miyiz acaba? Kolayda kimde varsa. Hemen paylaşıyorum. Teşekkürler. Evet, sırada Anıl Hocam var. Sizi dinleyebilir miyiz? Anıl Merhaba, Hocam. iyi akşamlar. İyi Sesim geliyor mu akşamlar. hocam? Evet, buyurun. Öncelikle çok teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için. Ben biraz herhalde arada kaldım gibi hissediyorum. Böyle komisyon çalışmalarını falan dinlemek çok hoş. Kendimi tanıtayım kısaca. Kuzey Kıbrıs Kampüsü Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler 15 mezunuyum. Bu sene de 2023 yılında taze olarak Uluslararası İlişkileri bitirdim, master'ımı Ankara kampüsünde. Genel olarak aslında
Ayşegül hocam, ben böyle can kulağıyla dinledim biraz. Çünkü ben de Belçika'ya falan gitmeyi düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği çalışıyorum ben de. İşte yeşil mutabakat üzerine falan çalışıyorum. Bununla birlikte daha önce oda borsa sektöründe yaklaşık 2 senelik bir tecrübem var. Proje yazımı, yürütme, kalite süreçleri vesaire gibi konularda iş deneyimim oldu. Ondan sonra işten istifa edip tekrardan master'ımı geri dönüp master'ımı bitirdim bu son öğrenci affı ile birlikte. Yani hedefim genel olarak hani akademide devam etmeyi düşünüyorum bu saatten sonra. Böyle hani hocamın da bahsettiği gibi Belçika odaklı gidiyorum. Hatta böyle şeyden bahsetti, Freie Universität'ten bahsetti yanlışım yoksa hocam. Ben de yani orada bir iki programa bakıyordum hani buraya şey yapılabilir mi diye. Ben genel olarak hem böyle tecrübe paylaşımı olur hem de acaba ne gibi fırsat ve şeyler bulabiliriz, kendimize yollar açabiliriz diye böyle hani gerek işte programa başvuru süreci olsun, gerek işte burs bulma ya da bir pozisyon bulma şeklinde olsun. Çünkü hani ben de Ağustos gibi falan tezimi savundum. Ondan sonraki süreçte hem iş başvurusu hem de okullara böyle bakmaya başladım ve hani şunu görüyorsunuz. Benim önüme çıkan en büyük sorun şuydu, yani birkaç yerle ben ciddi ciddi görüştüm ve geri dönüş şuydu. Peki oturma iznin var mı? Hayır, yok. Yani olmayınca da yani bir teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. İşte iyi günler. Hani bu şekilde oluyor. Hani ben kendim için önümdeki en büyük şeyi o gördüm. Hani engeli o gördüm. Çünkü hani burada işte ben Manisa'da yaşıyorum. Manisa'da oturuyorsunuz ve bir yere başvuru yapıyorsunuz. Adam diyor ki Belçika'da oturma izni, çalışma izni var mı? Yok. Ya da işte ne bileyim Hollanda'da vardı bir yer mesela. Var mı? Yok. Öyle olunca biraz problemler yaşanabiliyor. Hani onun dışında Mezunlar Derneği'nin bu şeyini fırsatlarını daha önce görmediğim için biraz kendime kızdım. Hani bir sürü oturum yapmışsınız. Onları da bir böyle bir geri dönüp bakacağım vakit buldukça. Yani benim genel olarak bu şekilde, yani sizle tanışmak da çok hoş, çok güzel bir şey. Bu arada dernek üyesi değildim. Yani şeyden de Zoom'dan da atarsanız üzülmem. Onu da söyleyeyim. Onu da Bizde söyleyeyim. bir şey yok. Biz üye olursanız biz size referans oluruz hocam. Sağ olun hocam, çok Biz teşekkür ederim. Yani üye ben olacaklara referans oluyoruz Berna hocamla ikimiz. ya aslında iyi de fırsat oldu. Benim Aldıktan hani olduk. benim dernek tarafıyla da ilgili çok fazla bir bilgim şeyim yok, hani bir malumatım yok çok fazla. Hani işte sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla faaliyetleri, etkinlikleri vesaire gördüğüm kadarıyla. Ama hani iyi oldu böyle yurt dışı komisyonunun da olması. Belki hani ben böyle destek arayan tarafta biri olarak, yani inşallah bana da faydası olur. Ne diyeyim yani? Sağ olun. Çok teşekkürler bu fırsat için. Çok ufak bir araya girebilir miyim? Bir yandan şeyleri de sorsak mı? Önce Umut Hocam'a sonra Anıl Hocam'a. Yani bu toplantıyı mesela nereden duydunuz? Komisyonu nereden duydunuz? Biz belki hani bu şekilde kanallarımızı da öğrenebiliriz. Hani nereden ulaşabiliyoruz hiç bilmeyen birine? Onu da ben merak ettim dernek tarafından. Ben Instagram'da gördüm. Instagram'daki son postumuzdan gördünüz herhalde, anladım. Umut Hocam siz? Aynı şekilde. Ay, tamam. Güzel. LinkedIn sayfası var mıydı Mezunlar Derneği'nin? LinkedIn Instagram, sayfası var mıydı? LinkedIn sayfası da var, evet. Instagram kadar aktif değil ama LinkedIn Yani sayfası. ya ondan ya ondan görmüşümdür. Şimdi hatırlamıyorum. Yani ikisini aktif kullanıyorum. İkisinden birinde görmüşüm. Tamam hocam, sağ olun. Anladım, Rica teşekkürler. ederim. Anıl hocam, o zaman öğrenci talep formunu siz doldurun. Biz onu bir değerlendirelim. Uygun bir eşleştirme bulabilirsek. Fransa WhatsApp grubumuz var. Ayşegül Hoca ile eşleştirelim. Şimdi... Ayşegül Hoca ile eşleştirelim. Evet, Fransa için, Belçika için uygun. Fransa için de ODTÜ Mezunları Derneği var zaten orada. Onlarla da hem iletişim kurabilirsiniz. Onlar çok aktif olarak çalışıyor. Evet, sırada Kaan Hocam var. Kaan Hocam, sizi tanıyabilir miyiz acaba? Merhabalar hocam. Merhaba. 22 inşaat mühendisi mezunuyum. Mezun olur olmaz aslında bizim inşaat mühendislerinin çok revaçta tuttu bizim okul mezunlarının benim dönemimde Avustralya vizesi, yeni mezun vizesine başvurdum. Başvurmamla beraber 10 senedir kabul olan abet denkliğimiz bir anda vazgeçildi ve müdekli olmadığımız için kabul alamamaya başladık. İnşaat mühendisinin sektörümüzdeki, daha doğrusu ülkemizdeki şeyinin, nasıl diyeyim, yoğunluğunun biraz daha müteahhit kafasıyla çalıştığı sebebiyle biraz
Bir senelik bir deneyimim oldu ama onda bile kendimi ülkeme ve kendimi geliştiremeyeceğimi fark ettim. Ülkeme de yararlı olamayacağımı fark ettim. Yani yurt dışında en azından daha vizyoner yerlerde, özellikle Avustralya bu anlamda iyi olduğunu söylemişlerdi bana daha eski hocalarım. Dolayısıyla o ülkeyi denedim ama bir sonuç alamadım. Aniden işte denkliğimizin kabul edilmemesi sebebiyle. Dolayısıyla o ülke özelinde bir arayışa girmiştim. Fakat cevap alamayınca ben de bu sizin postunuzu görünce bir bakayım dedim nedir ne değildir. Hiçbir fikrim yoktu açıkçası. Böyle bir organizasyonun varlığından da haberim yoktu. Bu ODTÜ Dayanışma ODTÜ'lüler diye bir LinkedIn grubu var hem de WhatsApp grubu var. Yanlış hatırlamıyorsam oradan gördüm linki. O şekilde katıldım. Belki vardır Avustralya'da olan yardımcı olabilecek X vizesiyle şey yapabilirsin, şu yolu kullanabilirsin diyebilecek birileri vardır diye girmek istedim o şekilde. Doğan Hocam bir şey söyleyeceğim. Denklik meselesinden bahsettin. Nedir bu konu? Evet. ODTÜ mezunlarının diplomaları Avustralya'da denk olmuyor anlamına mı geliyor bu dediğin? Şöyle çok kısaca açıklayayım size. Çok vaktinizi almayayım. Türkiye'de aslında tek tip bir denklik var. Mühendislik anlamında diyorum. Bunun adı da MÜDEK. Bu çoğu üniversitede işte biraz amiyane tabirle söyleyeceğim. Kusuruma bakmayın. İşte taşra üniversitelerinde daha çok olan. Ama işte Boğaziçi'dir, İTÜ'dür, ODTÜ'dür, Koç'tur. Bu tarz üniversitelerin ise tercih ettiği denklik ABET. ABET bir Amerika üzerinden bir denklik ve aslında ODTÜ mezunu olduğunuzda Amerikan üniversiteleriyle denk olduğunuz anlamına geliyor. Fakat Avustralya hükümetinin son verdiği karara göre sen eğer Türkiye'liysen Türkiye denkliği almak zorundasın. ABET bir Amerika denkliği, sen Türkiye üzerinden denk olmalısın diyerek ABET üzerinden denkliği olanların vizelerini ret vermeye başladı. Bu son sene, bir sene içerisinde oldu. Benimle beraber yaklaşık 15-20 arkadaşım mağdur oldu. %100 vize çıkması, yani onaylanan vizeler %0'a düştü. Yani ABET denkliği olanlarla. Sadece ODTÜ'lüler için değil, İTÜ'lüler işte Koç, Boğaziçi bu tarz üniversiteden mezun olanlar için de aynı problem yaşandı. Kısaca bu. İlginç. Evet. İlk defa bu sene duydum bunu. Bu sene oldu zaten. Yani Yani yaklaşık elektrik, 15 senedir. elektronik, bilgisayar mühendisleri için falan da geçerli mi bu? Bilkentliler falan. Tabii yanlış bilmiyorsam ODTÜ'nün bilgisayar mezunları da ABET denkliğine sahip, MÜDEK denkliğine sahip değil. Tamam. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Ya umarım bir destek olabilir tabii sizin için de. Sizin de bir talep formunu doldurmanızda fayda var Hı, teşekkürler, diye sağ olun. düşünüyorum. Evet, Orbay Hocam, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Açıkçası ben biraz sizi dinledikten sonra yanlış bir yerde miyim diye düşünmeye başladım. Çünkü ben havacılık son sınıf öğrencisiyim henüz. Instagram'dan gördüm. Aynı zamanda bu YouTube'daki diğer söyleşilerinizin de hepsini izledim gibi bir şey yani. Almanya, ABD işte. Şu an aklımda onlar kalmış. İtalya. Oralardan bilgi edinmeye bir yandan da işte yani biraz gelecek kaygısı var açıkçası bana kalırsa şu anda bizim jenerasyonumuzda bizim lisans öğrencileri arasında. İşte nasıl bir yol izleyebilirim, insanlar nelerle karşılaşmış bunları öğrenmeye çalışıyorum. Bu fırsat için de size ben de teşekkür ederim. Yani burada neler konuşulacak biraz dinlemeye geldim açıkçası. Kendim içinse hedefim önümüzdeki yaz bir bu Erasmus internshiplerle beraber 3 aylık bir staj yakalamak, bulmak. Bu sebeple bir yandan da network mü diyeyim artık bilmiyorum. Yani kim nerede ne yapıyor, neler yaşıyor bunlarla işte öğrenmeye çalışıyorum. Hangi bölümlü hocam? Havacılık uzay.
Havacılık Uzay Mühendisi, Ankara'dayım. Yurttayım hatta şu an. Siz de öğrenci formundan dolduracaksınız o zaman. Evet. O formların şöyle de bir avantajı var. Aslında aynı, yani mesela Erasmus ya da staj için aynı dönem, aynı şehre gidecek olan öğrencileri de biz yakalayıp iletişim kurmalarını da sağlayabiliyoruz. Öyle de bir katkımız var. Bu arada parantez içinde ben onu da belirtmiş olayım. Çok güzel. Evet, teşekkür ediyoruz. Ve son olarak İsmail Karabaş hocam, sizi dinleyebilir miyiz? İsmail hocam, orada mısınız? Sesim geliyor mu? Evet, duyuyoruz. Merhabalar hocam. Ben de Orhan hocam gibi bilgisayar mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Son 2 aydır master başvuruları, iş başvuruları derken biraz kayboldum. Yani bilgilenmek amacıyla bu toplantıya katılmak istedim ben de. Peki şey yaptınız mı? Yani, Derneğin söyleyeceklerim bu kadar. Derneğin internet sayfasında bizim komisyonun altına yüklü bir takım bilgiler, açıklamalar var. Mesela Orbay Hocam gibi onları izleme fırsatınız oldu mu? Hayır hocam, ya şu an sadece yeni başvurduğum için çok şey geç kalmış durumdayım ama bu dediklerinizi teker teker inceleyeceğim. Lütfen. Tamam, formlarımızı da dolduracaksınız. Tamam, çok teşekkürler. Peki. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi gördüğüm kadarıyla aslında talep tarafı daha fazla gibi görünüyor. Hemen şunu da belirteyim. Şimdi geçen dönem yaptığımız söyleşilerdeki ana başlıklar eğitim, iş, yaşam koşullarıydı. Bu söyleşiler her ne kadar dernek sayfasında yüklü olsa da eğer talep olursa bunları tabii yenilememiz gerekebilir. Çünkü bilgiler sürekli güncelleniyor. Üniversitelere başvurular daha değişik olabiliyor, yaşam koşulları değişiklikler olabiliyor. Dolayısıyla bu söyleşileri takip etmenizde de büyük fayda var. Çünkü gerçekten çok önemli, çok değerli bilgiler paylaşılıyor. Hem de birebir oradaki mezunlarımızla tanışmış olabiliyorsunuz. Sizlerden ricamız öğrenci talep formunu doldurmanız. Umut Hocam'dan her ikisini de doldurmasını bekliyoruz. Aynen yaptım hocam, ikisini de doldurdum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi bu toplantının amacı hem komisyonumuzu tanıtmak hem de komisyonumuza katılıp bizlere destek olmak isteyen mezunlarımızla tanışmaktı. Ayşegül Hocam'ın bu anlamda hem çok değerli fikirleri ve önerileri var. Ve eğer katılmak isterseniz aramıza biz memnuniyet duyarız, çok seviniriz. Bu konuyu da ayrıca tekrar konuşabiliriz. Bunun dışında dediğim gibi Belçika grubumuz gerçekten biraz pasif kaldı. Onu bir parça hareketlendirmemiz lazım. Çok büyük umutlarla oluşurduk aslında. Çünkü çok talep var Belçika'ya. Fakat bir dönüş alamıyoruz. Direkt sizi o gruba da hemen dahil etmemiz mümkün olabilir. Eğer uygun görürseniz. Belçika'da yaşayan bir gönüllümüz daha var. Bu arada Ece, evet sana söz vereyim. Hocam lafınızı bölmeyeyim. Siz bitirin isterseniz. Tamam. Ya şey, kırışıklığı olmuş olabilir belki izlenen videolardan sonra, hani yine böyle bir bilgilendirme toplantısı yapılacak gibi bir algı oluştu sanıyorum. Yani aslında hani biz tamamen komisyon olarak, belki yeni katılacak olanlar da vardır aramızda, biz kimiz onu da tanıtalım gibi bir amaçla toplanmak istedik. Ama Berna Hocam dediği gibi zaten hani yeni fikirler de var ürettiğimiz. Aslında ben size şey sormak istiyorum, talep eden tarafından, yani biz bazen öbür taraf, yani öbür taraf derken yani biz bir şey vermeye çalışan bir yerden bakıyoruz her seferinde ama aslında talebi tam olarak tespit edebiliyor muyuz? Ondan ben bazen şüphe duyabiliyorum. O yüzden hani hazır siz yakalamışken belki bizi yönlendirmeniz açısından bir şeyler sorabiliriz. Yani siz mesela hani ne görmek isterdiniz bu komisyondan, bizim düşünemediğimiz ya da şu ana kadar verdiğimizi görmediğiniz bir yaratıcı bir fikir çıkabilir. Belki umuduyla bir şeyler sormak isterim. Hani böyle fikirleriniz varsa onları da biz not alalım. Uygulamak üzere. Böyle bir komisyondan neler beklersiniz? Para hariç. Para demeyin. Mesela Berne Hocam izninizle geçen sene, son iki senede şöyle bir deneyimimiz oldu. Genellikle talep ettiği ülke ya da ülkeleri 2-3 sayısına indirip konusunu ya da üniversitesine nispeten belirlemiş olan arkadaşlara daha çok faydamız olabildi yönlendirme ve o ülkede yaşayan ODTÜ mezunlarıyla buluşturma anlamında.
Onun için bu ülke toplantıları, ülkeler hakkında bilgilendirme toplantılarını derneğin sayfasına koyduk, web sayfasına koyduk. Üçüncü sınıf, son sınıf öğrencisi, aklında henüz fikir aşamasında olan arkadaşlar varsa kendi araştırmalarını bir müddet onların üzerinden incelemelerini ve ona göre form doldurmalarını rica ederiz. O zaman daha çok faydamız olabiliyor, daha çok kişiye ulaştırabiliyoruz sizin bilgilerinizi. Ama bir takım genel şeyler de oldu. Mesela genellikle hangi ülkede, hangi konularda daha çok master, doktora öğrencisi kabul ediyor gibi açıklamalar da var orada. Özellikle Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, İngiltere'de, hatta Kanada'da öyle oldu. Kanada'nın hangi bölgeleri, hangi konularda daha çok master, doktora öğrencisi alıyor gibi. Onları izlerseniz ve formunuzu mümkün olduğunca talebinizi açıklayıcı olarak doldurursanız daha kolay iletişim kurarız. Teşekkür Çok ederim. çok doğru, rica ederim. Gerçekten bu talebin somut olması bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Çünkü çok genel hatlı bir talep geldiği zaman biz uygun eşleştirme yapamıyoruz. Yani eşleştirme sayısının biraz düşük olmasının sebeplerinden bir tanesi bu zaten. Bu arada belki şunu da söylemekte fayda var. Işıl Hocam da bahsetti. Maddi destek, burs talepleri hiçbir şekilde cevap bulamıyor. Çünkü hem zaten komisyon amacı burs sağlamak değil, hem de yurt dışında yaşayan gönüllerimizin böyle bir imkanı yok. Bu anlamda yönlendirme acaba yapabilirler mi diye böyle bir destek sınıflandırması koymuştuk. Çok fazla o konuda bir yönlendirme alamıyoruz. Daha çok eşleştirme yapılabilen talepler o ilgili ülkede, şehirde yaşayan ODTÜ'lerle iletişim kurmak, ki bu konuda hakikaten hemen bir dönüş alabiliyoruz. Konaklama konusunda yardımcı olabiliyorlar. Şöyle yardımcı oluyorlar. Hangi mahallede daha çok ev bulunabilir, ne tür yerler tercih edilmeli, hangi üniversitenin yurtları uygundur gibi. Yani gelin ben size ev kiralayayım gibi bir destek de tabii ki olamıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani talepleri bu şekilde daha çok bilgi ve yönlendirme üzerine oluşturmakta da fayda var aslında. Yani mesela çok yoğun bir şekilde geçen sene Hollanda'da barınma sorunu oldu. Hatta Hollanda'da devlet Amsterdam'da üniversitelerin olduğu belli büyük şehirlerde sokaklara öğrencilere gelmeyin bu sene, seneye gelin online eğitim alın diye billboardlara astı yerel yönetimler. Müthiş bir barınma sorunu oldu. Instagram, sosyal medya üzerinden bu ülkeleri de takip edebilirsiniz. Oralarda bir takım gruplar var. Biz bunların listelerini gene derneğe koyduk. Facebook'ta, derneğin web sayfasına koyduk. Facebook'ta, Instagram'da, oralarda nerelerde mezunlar derneği var, nerelerde sosyal medya grupları var. Onlara da bir göz atarsanız, oradaki haberleşmeleri ve yorumları okuduğunuz zaman da bilgi sahibi oluyorsunuz zaten. Bunu niye söylüyorum? Talebinizi tanımlamakta ve detaylandırmakta size faydası olabilir diye düşünüyorum. Evet, İsmail Hocam buyurun. Teşekkürler hocam. Şimdi burada kusura bakmayın. Aslında özellikle son sınıfta olan öğrenci arkadaşlarımızın bu bizim önceki çalışmalarımızı incelemeleri, onların fikir oluşturmaları anlamında mesleki anlamda çok net, okul anlamında çok net, seçenek anlamında yüksek lisans mı yapacağım yoksa işte çalışma hayatına mı atılacağım anlamında çok net seçimleri yoksa ülkenin imkanları o ülkedeki hangi bölümlerin hangi alanda güçlü olduğu daha da önemlisi bana göre o ülkedeki ODTÜ'lü ağının ne kadar güçlü olduğu ne kadar mezunumuz var bunlar birbirleriyle nasıl bir sosyal ve dayanışma ilişkisi içerisinde bunları anlamaları açısından çok daha güzel. Eğer hali hazırda oluşmuş, netleşmiş bir fikir varsa elbette ki bu bizim daha spesifik alanlara yaklaşmamıza yol açacak ama öbür taraftan Berna Hocam'ın da bahsettiği gibi formu doldurmadan önce fikirlerini netleştirmeleri açısından bizim çalışmaları, incelemeleri çok önemli. Buradaki bizim yapmaya çalıştığımız çalışmalarda minimum şu noktadan başlayabilirsiniz. Umut
da işte yeni Toulouse'a yerleşmiş. Toulouse, ben de eski bir taylıyım Umut. Toulouse benim de yıllarca çok sık gittiğim, hatta her ayın 15 gününü geçirdiğim bir yer. Airbus özellikle. Gittiğiniz bir ülkede, özellikle de o ülkede artık yerleşim konuma geliyorsanız, doldurduğunuz herhangi bir formda, acil durumda irtibat noktası olacak bir kişi ismi vermek bile çok büyük bir ihtiyaç haline geliyor. Yani bu komisyonun ve bizim yurt dışındaki mezunlar ağımızın minimumda bir kere sizin burada aynı okuldan geçtiğimiz, aynı kampüste yaşadığımız birisi var bana acil durumda el uzatacak ve bilgilerini ben onun bu forma doldurabiliyorum noktasında bir güvenceniz oluyor. Muhakkak ki her türlü ilişkide olduğu gibi bizim de bu başlatmaya araç olmak istediğimiz ilişkilerde o ilişkinin yürümesi artık karşılıklı hem sizin hem de eşleştiğiniz mezunumuzun herhangi bir sosyal hayatta yürüttüğü ilişki gibi gelişebiliyor. Çok daha öteye gidip hayal ettiğinizden daha fazla paylaşımlara da ulaşma şansınız var. Dediğiniz gibi yani bir tanışma vesilesine ve onların vesilesiyle belki diğer mezunlarla tanışma ihtimaliniz de var. Artık ondan sonrası iki yetişkinin kendi ilişkisi şeklinde yürüyor. Yani bu herhangi bir şekilde bir kimsenin kimseyi nüfusuna aldığı bir ilişki haline gelmiyor. Demek istediğim bu. Ama her halükarda bu network'ü kurabilmek, bilmiyorum yani Umut kendi açısından işte biraz evvel söylediği şeylerden çıkarıyorum. Buraya geldiğimde çok fazla bir tanıdığım yoktu diyor ki Tayi'den çok fazla arkadaş var mesela Toulouse'a gidip yerleşen şu anda. Hani eski Tayililerden de belki kolay değil. Airbus koca bir şirket, orada da birbirini bulmak kolay değil insanların ama bu tür şeylere bir sıfır önde başlamış oluyorsunuz. Belli network'lere dahil olmaya, belli topluluklara dahil olmaya. Bu anlamda bakmanız lazım. Teşekkür ederim hocam. Ben bir şey daha ekleyeyim. Şimdi pek çok ülkede aslında ODTÜ mezunları dernekleri var ve onların temsilcileri bizim WhatsApp gruplarımızda yer alıyor. O ülkelerle ilgili talep geldiği zaman biz hem eşleştirme yapıyoruz hem de bu talebi o ülkedeki mezunlar derneğine iletiyoruz. Böylece birden fazla mezunumuza iletilmiş oluyor talebiniz. O derneklerle de iletişim kurmanız hem çok önemli hem de onların da bilgisi oluyor. Sizlerin taleplerinden sizlere destek olmak üzere de hazırlar. Bu konuda çok da yardımcı olabiliyorlar. Evet. Başka bir görüş, soru, değerlendirme var mı acaba? Peki, o zaman formları doldurdunuz. Biz de bu formları değerlendirmeye alalım. Ayşekil Hocam, sizi komisyonumuza davet ediyoruz. Bu konuda eğer zaman ayırabilirseniz konuşalım. Orban Hocam, buyurun, bir sorunuz var herhalde. Soru değildi. Az önce Ece Hocam'dı sanırım. Bir öneri ya da ne yapılabilir, siz bizden ne bekliyorsunuz gibi bir sorunuz vardı. Ben daha önce bu yurt dışındaki videoları, söyleşileri izlediğimde en fazla bilgi açıkçası Kanada söyleşisinde Ottawa'da bir hocam vardı. İsmini hatırlayamıyorum şimdi. Arkan Hocam. Ya, doğrudur, hatırlamıyorum. En fazla bilgi onun sunumundan almıştım. Bunu demek istiyorum. Oldukça detaylı, uzun bir sunum yapmıştı. Tamam. Şey, sunum olarak izlediniz değil mi? Söyleşide evet. Değil de ayrıca sunum olarak izlediniz. Yok, söyleşi içerisinde kendisi sunum paylaştı. Tamam. Yok, o şey. Bakabilirim belki ya. Yok yok, hatırladık kim olduğunu. Tamam. Yani en fazla bilgi oradan alabilmiştim ve diğer şehirler, diğer ülkeler için de yine bu şekilde emek verebilecek, tabii gönüllülük esaslı bir şey ama biri olursa, açıkçası bana kalırsa uzaktan bizim gibi insanlar için, ben ve benim gibiler için biraz daha böyle bilgi edinmek kolaylaşır diye düşünüyorum. Evet. Onu aslında biz de çok istedik. Diğer ülkelere de söyledik ancak bunu bizim toparlayıp yapmamız buradan çok zor. Hani ülke gruplarının yapması lazım. Hı hı. Fakat tabii şey, hani en fazla dilekte bulunabiliyorsunuz, istekte bulunabiliyorsunuz. Evet. Bekliyoruz inşallah bir gün gelecek. Bir Almanya'nın vardı galiba. O bir şey şeklindeydi, kitapçık şeklindeydi. Kitapçık şeklinde, evet. Şeyin çalıştığı Mercedes firmasının sanırım şey yapıp yeni gelenlere dağıttığı bir kitapçık. Evet. Paylaşmıştık.
Sözde hocam. Fransa'nın da vardı bir şeyleri falan ama yani. Evet. Bazı ülkelerde arkadaşlar mezunlar derneği de var. Yani ODTÜ Mezunları Derneği'nin ne bileyim Fransa'da da bir dernek var. İngiltere'de var. İşte Hollanda'da kuruluyordu galiba değil mi en son? Yani kurulum bazı ülkeler kurulum aşamasında dernekler de var bazı ülkelerde resmi olarak. Evet. Anıl hocam buyurun. Hocam ben de şöyle ufak bir belki görüş ya da öneri gibi bir şey olabilir. Aslında hani bu süreçte daha fazla insanın ihtiyaç duyduğu şey tecrübe paylaşımı olabiliyor. Yani bu atıyorum bir başvuru hazırlarken olsun ufak bir püf nokta olur. Tabii ki herkesin burada bölümü farklı ya da tecrübesi vesairesi farklı ama atıyorum şimdi ufak bir şey vardır, bir püf nokta vardır. Hani şuna dikkat ederseniz güzel olur. İşte ya kabul alma şansınızı arttırır ya da ne bileyim işte buraya gittiğinizde hayatınızı kolaylaştırabilecek bir küçük bir tüyo olabilir ya da bir öneri olabilir. Birinin başından geçen bir tecrübe olabilir. Çünkü hani gerçekten şey oluyor yani ben kendi tez konumu bulmam bile belki bu şekildeydi. Hani uzmanlık alanımı bulmam bile bu şekildeydi. Gerçekten fark ettirebiliyor yani hani kimsenin önemsemeyeceği bir şey olabilir. Aa, benim çok işime yarayabilir ya da başka bir arkadaşımın çok işine yarayabilir. Hani belki öyle bir şey olursa hani ya çok zor bir şey gerçi de uygun alan bulunacak işte uygun şey olacak ülke olacak vesaire hani birebir tecrübe bulmak çok zor olur ama daha böyle genel geçer gerek başvuru süreçlerinde olsun gerek yaşamla ilgili olsun işte konaklamayla ilgili olsun hayatı sürdürmekle olsun belki bilmiyorum ekstra gelir elde etmeyle ilgili olsun şu an ben de tahayyül edemiyorum çünkü hani bu tarz böyle öneriler şeyler olursa daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Berna'cığım ben bir soru sorabilir miyim arkadaşlara? Tabii buyurun. Bu konuda öğretim üyeleriyle ilişkiniz nasıl? Öğretim üyelerinin desteğini alabiliyor musunuz? Birebir görüştüğünüz, tavsiyelerini aldığınız öğretim üyeleriniz var mı? Yani herkes için soruyorum. Yani hocam ben kendi adıma söyleyeyim. Zaten tez danışmanım vardı. Yakın ilişki içerisindeyim. Hani belki beni ayırabilirsiniz bu konudan yani hani benim bu süreçler hakkında en azından temelde yani olsun şöyle bir yakın ilişki bilginiz. Derken mesela sizde senin tez konunu devam ettirebileceğin üniversiteler, orada temas kurabileceğin öğretim üyeleri, kabul aşamasında destek olabilecek referans mektupları gibi bir destek veren öğretim üyeniz var mı? Yani benim Diğer için var. arkadaşlar, tamam. Diğer arkadaşlardan böyle bir temasınız var mı? Açıkçası okuduğum dönemde birlikte çalıştığım bir hocam vardı. Ama mesela şu anda hani yurt dışında yaşadığım için iletişimimiz açıkçası mezun olduğumdan beri bir şekilde kayboldu yani. Hani referans mektubu konusunda büyük bir ihtimalle yardımcı olur. Ama onun dışında prosedürlerle vesaire alakalı çok iletişimde Yok, olmadığım için. prosedürle ilgili değil de yani tez konusu. Şimdi bunu neden söylüyorum? Son 2 senede yaşadığımız bir süreç var. Bir de benim kendi bireysel deneyimim var. Master ve doktora aşamalarında tez konularınız konusunda ilişki kuracağınız öğretim üyeleri, üniversiteler ve ülkeler konusunda öğretim üyelerinin tavsiyeleri çok çok önemli oluyor ve çok yönlendirici oluyor. Biz kendi kızımda da bunu yaşadık. Son 2 senedir diğer öğrenci arkadaşlarda da bunu gördük. Bir ufak tavsiye, böyle bir şey düşünüyorsanız öğretim üyelerinizle ilişkilerinizi tazeleyin. Size çok faydası olacak. Olabilecek öğretim üyelerine çok iyimser, çok destek olan öğretim üyeleri var. Onu biraz bölümünüzün içinde kendiniz sezersiniz o havayı. O frekansı da kaçırmamanızı öneririm. Tavsiye için çok teşekkürler hocam. Evet. Atladığım bir noktaydı açıkçası. Evet, kesinlikle şey yapmak gerekiyor. Yani onu düşünün Orba hocam, sen de Kaan hocam, İsmail hocam falan. O konuyu hızla düşünmeye başlayın. Öğretim üyelerinizi bir kafanızda olgunlaştırın. Çünkü bu başvurularınız eğer önümüzdeki sene için başvuru yapacaksınız, bu işleri Aralık Ocak'ta yapacaksınız. Yani Kasım en geç 15 Aralık'a kadar bu konuları olgunlaştırmanız lazım. Bilmiyorum son çok iyi takip edin özellikle. Evet, deadline'lar çok önemli. Yani bu süreci en geç Ocak sonuna kadar tamamlayacaksınız. Aklınızda olsun. Evet. Ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun.
Şimdi Avrupa'da birçok şehirde çok büyük Türk iş adamlarının kurduğu büyük şirketler var. Şimdi öyle bir ortak çalışma yapılabilir ki öğrencilerimizin sadece ilk gittiğinde bir senesi çok önemli. O bir senede adapte olduktan sonra zaten öğrencilerimizin çoğu iş buluyor. Ama o ilk gidebilmek ve bir sene ayakta kalabilmek çok zor. Bu bakımdan belki oralardaki iş adamlarıyla ortak bir takım çalışmalar yapılabilir diye düşünüyorum. Bir arkadaşımız da sormuştu mesela hani okurken de bir yandan kazanç elde etme gibi. O kadar çok şirket var ki Türk şirketi. İlk aşamada bu öğrenciler için pardon, bir destek olabilir, ilk adım olabilir. Yani iş adamlarıyla sadece öğretim görevlileri, akademisyenler değil de iş adamlarıyla da belki konuşulabilir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür Evet, ederiz. bu da güzel bir konu hocam. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Biz mezunlara bile çok zor ulaştık hocam, Ayşegül hocam. Yani çok amiyane bir tabir olacak, lütfen kusura bakmayın. Sosyal medyadaki içinde Türk kelimesi geçen bütün grupları gezdik diyelim. Yani sırasıyla. Burada Türklere, burada ODTÜ mezunu var mı? ODTÜ mezunu bir tane yakaladıysak hadi tamam. Sen hani başka bir ODTÜ'lerle ilgili bir grup var mı? Varsa neresi? İşte böyle bizim bir grubumuz var. Böyle bir komisyonumuz var. Bu komisyonun çalışmalarına destek olmak için katılır mısınız? Diye diye böyle böyle benim Facebook'ta üyesi olmadığım içinde Türk kelimesi geçen grup kalmadı yani. Demek istediğim, buna rağmen 247 mezunumuz var gönüllüler listesinde. Yani çok zor. Keşke dediğiniz Çok gibi zor, yapabilsek haklısınız. acayip güzel olur. Çok Çok hoş bir zor, şey olur. haklısınız ama böyle bir çalışmayla çocukların o kadar önü açılır ki. Kesinlikle. Çünkü ilk yılı sadece ayakta kalarak başaranlar çoğunlukla kapış kapan gidiyor zaten. Bir örnek vereyim ben size. Yıllar önce Toyota, biliyorsunuz Belçika'da Toyota'nın fabrikası var. 250 bin Türk ailesi, Türk çalışanı göç etti oraya. Çok yüksek sayıda Türk çalışanı var. Mesela bu çok güzel bir örnek. Fakat bunlardan haberdar olmak, mesela Toyota bünyesindeki insanlarla tanışmak, oraya nasıl girdiler, nasıl haberdar oldular. Master veya doktora yapan öğrencilerimizi bu aşamada belki iş adamlarıyla buluşturabilirsek, hani yeni mezundan bahsetmiyorum da belki masterından sonra kolaylıklar olabilir diye düşünüyorum. Evet, yani bunu çalışma kapsamımıza alabiliriz. Fakat uygun iletişim noktalarını bulmamız lazım. Biraz araştırmamız gerekecek ama bunu değerlendirme almak üzere not aldım. Ayşegül Hocam belki biliyordur. Mesela Belçika'da varsa böyle bir tanıdığı bir yerler, oralarla başlayabiliriz mesela. Yani iş adamı duyduğum falan var da hani direkt bir kontağım yok tabii. Anladım hocam. Şimdi Avrupa ele alınır ya da Amerika belli ölçeklerde belli büyük firmalara bakılır. Türk firmaları bakılır. Hani Afrika'da bile son 5-10 senede çok büyük açılımlar var biliyorsunuz. Çok büyük firmalar var. Yani öğrencilerin akademisyen, okul bir diğer ayağında iş adamlarıyla birlikte olması bence bu lobileşmeyi daha güçlendirebilir. Evet, haklısınız. Amerika'da böyle bir kontağımız var, bize bu konularda destek olabilecek. Avrupa'da diğer gruplarda bu anlamda biraz yazışma yapıp harekete geçirmek de fayda olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Başka bir görüş öneri yoksa isterseniz sonlandıralım. Çok da fazla vaktinizi almayalım. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız, destekleriniz için. Tekrar görüşmek üzere diyorum.
İyi akşamlar. Soru sormak isterseniz de ODTÜ Medya'ya mail atarak da yani ulaşabilirsiniz hızlıca derneğe. Gerekli konularda ilgili yerlere yönlendirmeler yapılıyor zaten orası üzerinden. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Tamam, görüşürüz. Öğrenci formlarını da sohbette paylaştı Ece Hocam. Onu da doldurursanız. Konularınız netleştiği zaman gideceğiniz ülke ve kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler.